Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorumla başlıyorum. Sizce Giresun bir üniversite şehri mi? Giresun bir üniversite şehri mi? Yani bence bir üniversite şehri ama ben Samsun'dan geldim. Tabii bana göre biraz küçük bir şehir ama bir üniversite şehri evet bana göre. Peki siz ne düşünüyorsunuz? İmkanlarını çok öğrenci için yeterli bulmuyorum açıkçası. Çok fazla öğrencilerin yapabileceği aktiviteler olduğunu düşünmüyorum. Ben de Trabzon'dan geldim. Orası buraya oranla öğrenciler için hem yani kampüs alanı falan çok büyük ve kampüsün içindeki şeyler de çok fazla. Burada pek bir şey göremedim. Olumsuz olarak onu söyleyebilirim. Çok öğrenciyi yapmaya geldim. Tamam. İkinci soruya geçiyorum. İnsanlar öğrencilere nasıl davranıyor? Konuda gerçekten katılacağım çünkü insanları çok kaba davranıyorlar. Yani öğrenciler özellikle hani öğrenci diye bir tık bir ayrıcalık göremiyorum. Ben düşünüyorum aksine çok kaba şeylerle karşılaşmamıştı insanlar. Ben en azından kendi adıma konuşayım. Kendimde kaba bir şey görmedim insanlar. Üçüncü soru, öğrenciler kolaylıkla yapabilir mi? Ben yurtta kalıyorum. Yani kız yurdumuz özellikle çok var. Hani kızların bir zorluk çekeceğini sanmıyorum ama erkekler açısından yurt konusu çok sıkıntı. Ev bulma konusuna gelirsek bu konuda bir fikrim yok. Ama gördüğüm kadarıyla ev bulabiliyorlar. Ben de ev araştıran arkadaşlarım bulabiliyorlar. Biraz kirasına sıkıntı oluyor ama ev konusu. O ekonomik yönden o zaten yönden. Biraz. Peki aldığınız eğitim yeterli mi? Hocalarınız nasıl? Ben aldığım eğitimden çok memnunum. Gerçekten hocalarımız gerçekten çok iyi. Hepsi birbirinden iyi. Ben çok memnunum aldığım eğitimden. Ben de memnunum. Çok memnunum ama memnunum. Ben memnunum. Ben de yeterli. Teşekkürler. Hangi bölümde okuyorsunuz bu arada? Ben İngiliz Dil ve Edebiyatı bölümünde okuyorum. Ben de İngiliz Dil ve Edebiyatı bölümünde okuyorum. Peki bölümünüzü bu üniversitede okumaları için tavsiye eder misiniz gelen öğrencilere? Ya elbette ederim. Çünkü ben eğitimini gerçekten yeterli buluyorum. Ederim ben tavsiye. Ben de okunabilir diye düşünüyorum yeterli. Okul, yurt arası ulaşım kolay mı? Oldukça kolay çünkü bizim 25 dakika aynı yurtta kalıyoruz. Çok yakın okul, o yüzden ulaşımımız çok rahat. Aynen öyle. Biz çok yakın. Son olarak üniversiteye ilk kez gelecek olanlara ne tavsiye verirsiniz? Onu kameraya bakarak söyleyebilirsiniz. Ya ben şöyle... Bir arkadaş tavsiyesi olsun. Gelmeden önce gelecekleri şehri ya da tercih ettikleri şehri iyice araştırmalarını tavsiye ediyorum. Araştırmadan gelmeyin çünkü ben araştırmamıştım. Ben de şunu tavsiye ediyorum, eğer İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü okumak istiyorsanız hani kolay bir bölüm değil, zor bir bölüm. Hani bunu göze alarak gelin. Çok eğlenceli bir bölüm ama çok zor bir bölüm aynı zamanda. Gecenizi gününüze katmanız gerekiyor. Şehirden ziyade ben biraz eğitim açısından konuşmak istedim. Bunu göz önüne alarak gelin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ne demek? Geldiğiniz şehirle Giresun'u kıyaslarsanız ne söylemek istersiniz? Ben öncelikle Antep'ten geliyorum. Yani Antep'te doğa olarak herhangi bir şey yok. Ağaç yok denecek kadar az. Burada yeterince fazla. O yüzden Giresun benim için güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çünkü burayı daha önce bilmiyordum. Geldiğimde doğa olarak, manzara olarak çok güzel şeylerle karşılaştım. Fakat biraz hava durumu olarak o konuda biraz sıkıntı çektim. Çünkü aşırı yağmur yağıyor. 5 gün yağmurlu, 2 gün güneşli veya hiç güneşli. Bol yağmurlu oluyor. Eğitim anlamında ise Gaziantep biraz daha üst seviyede çünkü üniversite olarak da keza aynı şekilde. Ama ben bölüm olarak İngiliz Dili Edebiyatı okuyorum bu arada. Üniversitemizin iyi olduğunu düşünüyorum ve hocalarımızın da gayet donanımlı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Muğla'dan geliyorum. Muğla biraz daha böyle turistik ve sıcak bir yer, şehir olduğu için buraya ilk geldiğimde biraz zorluk çekmiştim. Hani coğrafi konum olarak biraz daha tepeli olduğu için. Fakat sonrasında aşırı sevdim. Çünkü sakin bir şehir, güzel bir şehir. Denize kıyısı var, sahili var. Üniversitesi çok sakin. Yani her anlamda tatlı bir şehir. O yüzden ben bunu tavsiye ederim. Hani bu Giresun'da okumak bence güzel bir şey. Giresun insanı öğrenciye nasıl davranır sizce? Zaten Giresun öğrenciyle geçinen bir şehir. Giresun insanı esnaf olarak çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü genelde yani öğrenciye biraz daha zorluk çıkarmaya çalışan tipte bir esnaf oluyor. Bu yüzden hani öğrencilerin de esnaflarla çok işi oluyor. Çünkü küçük bir şehir ve birçok imkanı şehir merkezinde bulabiliyorsun ama esnaflarda öğrenciye yaklaşım olsun. Gerçekten bu konuda olumsuz düşüncelerim var.
normal insanlar da var yani. Yardımcı olan insanlar da var. Ya genel anlamda arkadaşımın da dediği gibi iyi insanlar var. Fakat aradan böyle öğrenciye kötü davranan ya da ne bileyim hani kendi çıkarı için iş yapan esnaflar denk gelebiliyor. Fakat hani dikkatli olmak gerekiyor. Temkinli yaklaşmak gerekiyor herkese. Hani tanımadığın herkese yaptığın gibi. Alışveriş konusunda da temkinli ve dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Şehirde olan yurtlar yeterli mi sizce veya öğrenci kolaylıkla ev bulabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim, Giresun'da veya diğer şehirlerde genel olarak pozitif ayrımcılığın olduğunu düşünüyorum. Yani kız yurdu ve erkek yurdu. Çünkü kız yurtları genelde üniversiteye daha yakın pozisyonda oluyor. Erkek yurtları Giresun açısından çok daha uzakta. Şu an bu sene yeni yeni yapılandırma oldu ve yakın yerlere geldi. Bu konuda yurt konusunda erkekler için bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha yurtların geliştirilmesini öngörüyorum. Diğer açıdan düşünürsek ev konusunda ev bulmak çok zor gerçekten çünkü biraz daha erken gelmen lazım şehre ve evleri yoklaman lazım. Burada araştırıp etmen lazım çünkü girdiğin bir ev sana uygun oluyor veya arkadaşına uygun oluyor veya sayı tutturamıyorsun. O yüzden okul başlamadan biraz daha erken gelip evleri araştırmanız gerekiyor bu şehirde. Üniversitemize gelecek olanlara tavsiyem üniversiteden yaklaşık bir ay önce falan gelip evlerini ayarlasın. Aynı şekilde her anlamda katılıyorum. Bölümün başından beri beraber olduğumuz için, arkadaş olduğumuz için hani her şeyi beraber geçirdik. Belli bir süreçte hani bu ev konusunda, yurt konusunda da beraber olduk. Hani buradan gelecek öğrencilere tavsiyem hani aynen daha önceden gelip bakmaları, hani planlamaları, olayları, ev durumunu ya da yurt durumunu. Çünkü yani tamam kız yurdu fazlasıyla var fakat erkek yurdu biraz da kız yurdu sayısına göre az giresin. Ve hani genel anlamda yurtların durumu da hani tamam %100 okey denilebilecek kadar iyi değil. Hani o yüzden yurtların geliştirilmesi yönünde bizim düşüncelerimiz. Ve öğrencilerin biraz daha hani esnaf konusunda dediğim gibi aynı şekilde temkinli ve dikkatli davranmaları konusunda. Çünkü ev sahipleri de artık hani öğrenciyi bir şey olarak görüyor. Gelir kaynağı olarak gördüğü için dikkatli olmak gerekiyor böyle şeylerde. Hani ev konusunda da yurt konusunda da. Okul başlamadan çok çok erken gelip bakmaları, en azından bir şehri görüp tanımaları, bir hani gezmeleri, bir görmeleri adapte gerekiyor yani. Peki son soruyu soruyorum. Giresun'da ne gibi etkinlikler yapılabilir? Öğrenci için nereye gidebiliriz, nereye gezebiliriz? Şöyle kendi açımdan konuşacak olursam, buranın en güzel yanı arkadaşlarımla sahilde oturup sohbet edip, yani gitar çalan bir arkadaşım varsa o da güzel olur. Yani ateş yakıp sohbet etmek en güzel şeylerden bir tanesi. Kafeye gitmek istiyorsanız zaten şehir küçük olduğu için ve öğrenci şehri olduğu için kafe sayısı da yeterince var. Hem gerek merkez olsun, gerek üniversite kampüs tarafında olsun. Açıdan yani öğrenciler daha çok Giresun'da sahilde vakit geçirmeyi tercih ediyor ki ben de o şeyden yanayım. Ki havalar güzel değişince Giresun'da bahar çok güzel arkadaşlar. Sandalyelerinizi kapıp sahile gidip arkadaşlarınızla hoş sohbetler edip veya dersten sonra hava güzel olunca deniz kenarına gidip arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Bu çok güzel aktivite oluyor. Giresun'da en sevdiğim yanı bu oldu. Bir de şöyle bir şey var, hemen şu fakülteden çıktığımızda aşağı doğru inince direkt sahildeyiz. Aynen, zaten çok yakın sahilde. Onun avantajı var mı? Aynen. Ve doğayla iç içe bir şey. Gerçekten harikulade yani. Hani gezilebilecek yerler açısından hani doğa yürüyüşü, orman yürüyüşü yapılabilir. Hani tepeler, dağlar falan var. Hani manzaralı yerler var, bölgeler var. Onlara gidilebilir. Kalesi var. Kaleye çıkılabilir. Kaleye çıkılabilir. Yaylaları var. Tümbet Yaylası, Mavi Göl var. Yani bunlara gidilip görülebilir. Ve hani çevre şehirlerde yakın aslında. Hani Ordu da yakın. Ordu 40 dakika. Aynen. Trabzon yakın. Hani buralar gidip görülebilir, gezilebilir aynı şekilde. Farklı yaylalara gidebilir. Ordu'da Çambaşı Yaylası var, Boztepe var. Aynı şekilde Trabzon'da da farklı yaylalar. Rize'de yakın. Zaten tam anlamıyla Karadeniz'de yaşıyorsunuz. O yüzden yani hem sahil anlamında bakımından, hem şehir anlamından, hem doğa anlamından bakımından mükemmel, yani dört dörtlük bir şehir diyebiliriz yani.
Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar da eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şöyle bir şey ekleyeyim ben. Üniversiteye gelecek olan arkadaşlar, üniversitenin yokuşunu göze alarak gelsin. Çünkü burada her yer yokuş. Biraz yol alabilirsiniz, biraz kondisyon yapıp üniversiteye gelebilirsiniz. Sizin için daha rahat olur. Geldiğiniz şehirle Giresun'u kıyaslarsanız ne söylemek istersiniz? Geldiğim şehir Eskişehir, yani öğrenci şehri olarak biliniyor. Beklentilerimi karşıladı mı? Evet, karşıladı. Çünkü çok bir beklentim yoktu zaten. Normal bir şehre geliyorum. Eskişehir'de deniz olmadığı için buranın sahili benim için gayet iyi. Vakit geçirebileceğim yerler var, kafeler var. Yani çok fazla beklentim yok. Eskişehir gibi olmasını zaten beklemiyordum ama gayet ideal bence. Peki öğrenciler buraya geldiğinde hangi beklentiyle gelmeli? Yani eğer büyük bir şehirden geliyorlarsa beklentilerini biraz düşürmeliler. Ama normal ortalama bir şehirden geliyorlarsa gayet orada ne yapıyorlarsa burada da aynılarını yapabilirler. Ben kendi bölümüm için eğitim de gayet beklediğimden hatta daha iyi. Yani sahil, mesela denizli olmayan bir yerden geliyorlarsa çok büyük bir avantaj. Mesela ben, benim için gayet iyi. Evde mi kalıyorsunuz, yurtta mı kalıyorsunuz? Peki memnun musunuz? İlk seneler özel yurtta kaldım. Sonra devlet yurduna geçtim. Yurtta kalıyorum yani. Ondan da memnunum, devlet yurtta. Peki okul, yurt arası ulaşım kolay mı? Yürüyerek geliyoruz zaten. Kız yurtları aşırı yakın okula. Yürüyerek 5 dakika. Giresun'da ne gibi etkinlikler yapılabilir? Öğrenci bütçesini de düşünerekten ne yapabiliriz yani öğrenci olarak? Mekan olarak mesela mekanların gerçekten sayısı fazla ve hepsi herkesin bütçesine göre var. Ya da hiç bütçe olmadan, bütçe bir para harcamadan direkt okulun yanında zaten aşağı inince sahilde, sahilde oturulabilir. Diğer türlü zaten bahar şenlikleri veya festivaller oluyor yazın çok fazla. Yani her yerde ne varsa burada da onlar var. Mesela kale var, Giresun Kalesi'ne. Evet, kale. Hafta sonu oraya gidip piknik yapılabilir. Evet. Gezilecek yerler var yani. Turlara katılabiliyor. Ordu çok yakın, Trabzon çok yakın. Hani isteyen gidebiliyor yani ki otobüs veya işte ulaşım da ucuz. Yani Giresun'un kendi zaten şehir olarak kale var, kaleye gidebilirsiniz. Giresun'da ada var mesela, bu Karadeniz'de tek ada Giresun'da. Turlar yapılıyor, turlara katılıp oraya gidebilirsiniz, gezebilirsiniz. Onun haricinde arkadaşım da dediği gibi turlara katılabilirsiniz. Yaylalar var, bir sürü yaylalar var. Giresun'da olan yaylalara gidebilirsiniz ya da çevre illere gidip orada da gezebilirsiniz. Yani yapılacak aktivite çok. Peki son sorum. Üniversiteye ilk kez gelecek olanlara ne tavsiye verirsiniz? Mesela üniversitede ilk gün nasıl geçirilmeli? İlk gün biraz bence sınıfta oturulup böyle bir insanları gözetlesinler. Kim kimle daha iyi yakın arkadaş olunmaz diyor. Öyle hemen ilk günden arkadaşa da gerek yok. Zaten geldiğinde o da arkadaşların oluyor veya evde yaşayacaksan ev arkadaşın olabilir. Onlarla bir arkadaş için arkadaşlık olabilirsin. Ki mutlaka herkes siz gibi olacak. Hani kimse kimseyi tanımıyor olacak. Herkes siz gibi. Çekinmenize gerek yok. İlk gün kendiniz gezebilirsiniz. Büyük bir de bir beklentiyle gelmeyin. Böyle minimumu düşürün ki yani karşılaştığınız şeyler hayal kırıklığından size uğratmasın. Aynen. Beklentiniz ne kadar düşük olursa o kadar da az hayal kırıklığı yaşarsınız. Ama hani denize sahili olmayan veya yeşilliği hiç olmayan bir yerden geliyorsanız Giresun sizin için cennet gibi bir yer. Çünkü hem denizi var, mavisi var, hem yeşili var. İki özellik bir arada. Bu yanı güzel. Eğitim açısından da bölümünüze göre değişir ve bölümünüzdeki hedefleriniz yani ve isteklerinize göre değişir. Mesela arkadaşım da kendi bölümünden memnun. Ben de kendi bölümümden ve hocalarımdan memnunum. Tabii bunu da kendi bölümünüze göre araştırmadan sakın gelmeyin derim. Özellikle akademik kadroya gelmeden önce araştırın. Ayrıca buraya gelenlerin çoğu zaten yakın çevreden geliyor. Ama tabii ben gibi uzaktan gelenler de var. Mesela arkadaşım uzaktan gelmiş ama şehirden memnunsun diye düşünüyorum. Diyor ben Artvin'den geldim. Artvin küçük bir şehir biliyorsunuzdur. Artvin'e kıyasladığında Giresun gayet iyi. Yani çok aşırı wow denilecek hani bir büyüklüğü olmayabilir diğer şehirlere kıyasladığımda. Ama Artvin olarak düşündüğümde gayet yeterli bir şehir benim için. Sizce Giresun bir üniversite şehri mi? Bence Giresun bir üniversite şehri değil. Neden? Çünkü yeterince etkinlikleri yok. Bir yani üniversite şehri olmak için gelişmiş bir şehir olmak lazım.
O da Giresun değil. Hatta Karadeniz'de bile pek öyle bir şehir yok. Bir Samsun'a Trabzon var diyebilirim. Diğer şehirleri sayamam. Çok kısıtlı aktivite yaptık. Yani zaman geçirebilecek hiçbir şeyimiz yok. Peki. Üniversiteye ilk kez gelecek olanlara ne tavsiye verirsiniz? Üniversiteye ilk gelecek olanlara öncelikle şemsiyelerini almalarını tavsiye ederim. Burası çok yağmurlu bir yer. Her mevsimde, her gün yağmur yağabilir. Hatta kar, güneş, yağmur hepsini bir arada görme şansımız bile olabiliyor bazen. Onun dışında o Giresun Üniversitesi'nin bayırına dikkat edin derim. Çünkü orada orayı yürümek çok zor, yorucu. Peki. Öğrenciler buraya geldiğinde hangi beklentiyle geldiler? Buraya geldiklerinde çok bir beklentiye girmemeleri lazım. Çünkü zaten yani küçük bir şehir. Ya burada bence öğrenci bir şekilde bitireyim hani okuyayım da bitireyim havasına girebilir yani. Çok belki ama şeyi de sayabiliriz, konserleri falan güzel olur. Hani konser falan yapılabilir. Ya da yan şehirler Giresun'un Ordu ve Trabzon bunlara gezebilirler. Başka çok bir beklenti yok. Konum olarak da Karadeniz çok böyle genişmiş bir pek yer değil yani beklenti. Beklentiye girmesinler bence. Peki sorularım bu kadardı. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, siz de diğer arkadaşlarımızı dinlediniz. Şimdi biz de kendi düşüncelerimizden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle ben İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim. Kendi bölümüm için konuşmam gerekirse bölümümden gayet memnunum. Hocalarımdan da memnunum. Yani bölümümüzdeki aldığımız eğitimin yeterli olduğunu düşünüyorum. Eğer buraya İngiliz Dili ve Edebiyatı okumak için gelecekseniz ben tavsiye ediyorum. Bence gelebilirsiniz çünkü yeterli yani eğitim hocalarımız falan herkes hocalarımız gayet iyi ve donanımlı. Hepsinin alanında başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü tercih edebilirsiniz. Şehir için konuşmam gerekirse ikizimin de dediği gibi biz Artvin'den geliyoruz. Artvin'e göre kıyasla büyük bir şehir. O yüzden şehirden memnunum. Hem de Karadeniz'de yaşayan birisi olarak Karadeniz'e geldiğim için iklim farklılıkları bu açıdan da hiç zorluk yaşamadım. Yani ben kısaca gayet memnunum. Ben de yurt hakkında konuşmak istiyorum. Kız yurtları arkadaşlarım da dediği gibi bütün kampüsün çevresinde oldukça fazla kız yurtları var. Hani ulaşım o yüzden çok kolay. Hemen merdiven falan oluyor kestirme şekilde. Merdiveni çıktığında direkt olarak okulun içerisindesin. Ama erkek yurtları merkezde oluyor. Bazı arkadaşlar mesela iki dolmuşla geliyorlar okula gelebilmek için. Bu yönden hani erkekler açısından özellikle ulaşım biraz sıkıntı olabiliyor. Kız KYK yurtları oldukça fazla zaten. Hani kız KYK'ları zannediyorum ki herkese çıkar. Kapasiteleri oldukça fazla çünkü. Onun haricinde erkeklerdeki kapasite oldukça azdı. Bu sene şu an işte artırmaya falan başladılar. Başka özel yurtlar devlet erkek yurtlarına dönüştü. Onlarda da kapasite artılıyor. Ama tabii ki bu demek değil ki yeterli. Özellikle erkek yurtlarında bir artışın yaşanması gerekiyor gerçekten. Kesinlikle. Buna ihtiyaç var çünkü. Onun haricinde okulun çevresinde tabii ki özel yurtlar ve apart evler var. Yani oraları da kiralayabilirsiniz. Öğrenci açısından hani yakın bir yerde kalmak istiyorsanız devlet yurtlarında kalmak istemeyip. Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız. Tabii bütçe açısından sizin bütçenize bağlı tabii tutmak istediğiniz ev, apart vesaire. İnsanlar öğrencilere nasıl davranıyor? Giresun küçük bir şehir. Giresun küçük bir şehir olduğu için hani öğrenci, insanlar, esnaflar geçimini öğrenciden sağlıyor. Bir de hani bir şey almak istiyorsunuz ya onu alacaksınız ya da alacaksınız. Çünkü hani çok fazla seçenek onu almak zorunda kalıyorsunuz. O da hani insanlar da artık akıllılık yapıyor, onu pahalıya satıyor. Siz de mecbur mesela internet alışverişi vesaire güzel okey var ama mesela kargo falan beklemek istemediğiniz için almak zorunda kalıyorsunuz. Bazen böyle işte esnafların yaratmış olduğu pahalılık söz konusu olabiliyor. Aynen pahalılık söz konusu olabiliyor öğrenciye karşı. Ama sadece öğrenciye karşı değil, ülkenin ekonomisini düşündüğümüzde de aslında bütün şeyler genel olarak böyle de diyebiliriz. Bir de öğrencilerin hani merkeze gitmesine gerek yok, burası Güre yerleşkesi. Güre yerleşkesinde Teyyer Dizi diye bir alan var.
Tamamen öğrenciler orada takılıyor. Hani bütün ihtiyaçlarını orada karşılayabiliyor. Market vesaire alışverişini, kırtasiye alışverişlerini. Kafeler zaten oldukça fazla var. Eğer burayı da zaten beğenmiyorsanız merkeze gidip merkezde zaten bir sürü bir şey var. Orada da karşılayabilirsiniz. Mesela AVM giriyorsunuzda varla yok arası bir şey, küçük bir AVM gibi bir şey var. J-City diye geçiyor. Ama oraya gitmenize hiç gerek kalmıyor. Dediğim gibi Teyyar Düzü'nde halledebiliyorsunuz ya da merkezde. Merkezde Gazi Caddesi var. Gazi Caddesi de böyle yokuş, hani bir sokak, böyle dümdüz bir alan bekliyorsunuz ama bildiğiniz bayırı böyle yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Orada zaten bütün ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Hani AVM'nin yokluğunu çekmezsiniz hani hiç AVM. Tabii büyük şehirden geliyorsanız AVM'lere alışkınsınız. Bu sizin için belki eksi bir yön olabilir. Ama Gazi Caddesi'nde de bu işlerinizi halledebilirsiniz. Son olarak Giresun'a gelecek öğrencilere küçük bir tavsiyem var. Yanınızdan şemsiyenizi ve yağmurluğunuzu eksik etmeyin mutlaka. Çünkü her an yağmur yağabilir, yani havanın güneşli olmasına aldanmayın. Mutlaka çantanızda bir şemsiye, bir yağmurluk bulundurun. Ben bunu tavsiye ediyorum sizlere. Doğru, çok haklı bir şey. Bir de yağmurlu havaları sevin. Sevmiyorsanız Giresun sizin için kötü bir şehir olabilir. Çünkü sürekli yağmur yağıyor. Ama artık biz alışıyoruz. Hani yağmur yağmadığı zaman şaşırıyoruz. Aa, bugün hava çok güzelmiş durumuna girebiliyorsunuz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Üniversitedeki ilk gününüz ve ilk haftanız şöyle geçmeli. Hani hemen herkese arkadaş olmaya çalışmayın. Önce insanları tanıyın. Kim nasıl bir karaktere sahip. Yani herkese konuşabilirsiniz ama bu gerçekten arkadaş olacağınız, her şeyinizi anlatacağınız anlamına gelmesin. Yani demek istediğim, herkese güvenmeyin. Bunlar da bir abla tavsiyesi aynen, olsun. Aynen, bunlar da bir tavsiye olsun. Söyleyeceklerimiz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.